Hepinize merhaba arkadaşlar. Macera tam gaz devam ediyor. Aseray'ın seferi tam gaz devam ediyor. Şu an onların elinde Ayn Balik ve bir de Kuyaz şehri bulunuyor. Yavaş yavaş bu bölgelere doğru da ilerleyeceğiz. Ve bu bölgelerdeki üstünlüğümüzü de olabildiğince ele geçirerek tamamen varlığımızın onlara nasıl bir bela olacağını hissettireceğiz sonuna kadar. Şu an onlar toparlanma aşamasına gelmeye çalışıyorlar ama bunun olmasına mümkün olduğunca izin vermeyerek onları hem tutacağız, zapt edeceğiz hem de diğer taraftan yavaş yavaş diğer kalelere de gidip orada işi bitirmeye çalışacağız. Yani şu an için burada örnek veriyorum. Bir varlık söz konusu onlar adına olamaz. Olamaz. Daha yeni konuştum. Daha yeni söyledim. Olamaz diyorum. O yüzden dur. Bunun olamayacağını da bildiğimiz için onlara ders niteliğinde yol göstererek eğer kaza baltasına kurban gitmek, Ünkil'in yolundan devam etmek istemiyorlarsa da bir şekilde barışı zorlayacağız. Hani bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bilemiyorum ama yapmak için de en azından bu şekilde biz ne yapıp edip devam edeceğiz. Bu arada çok güzel de bir orduyu şuradan toplayıvereceğiz. Şimdi burada var mı benim yayam? Var. Şunu gönder. Ay fazla bile var ya. Şöyle bir şey deneyeceğim. Alimim sana bir ordu kuralım biz ya. Bir dakika benim yanımdaki kimdi? Tepelerden. Şuna hemen bir ordu kurayım. Ya burada bir birlik daha oluşsun. 125 kişilik zaten potansiyeli var. Şimdi. Şuradan itibaren vermeye bir başlayayım. Sana bir iki tane kaçamak gitti ama. Al bu adamları. 66 kişi. Yetmez. Seviye yapalım. Şuradan. Bunları da verelim. Bu da takılsın kafasına göre. 73 kişi gayet ideal bir ordu. Biz de o sırada burada baskı oluşturalım. Hani son en azından kuşatma bölgelerinde ele geçirelim. Hatta ben o alimi de yanıma çekeyim ya. Niye adama da alim diyorsam o da ayrı bir konu ama. Benim yengeyle şey ne alemde? Fatih Matih vardı ya benim. Klan bizden bulamaz mıyız ya? Şöyle bakalım hızlıca. Onlar gelsin benim yanıma. Onlarla birlikte savaşa gireyim. Hani hem nüfus harcamadan hem de keyfimize bakarız diyecektim de yemedi. Cidden yemedi. Malum nüfus lazım olacağı için hani dedim en azından ordunun gücü çok da şey olmasın. Sıkıntıya girmesin. Ama bunu başaramadık. Bunu pek de başaramadık. Şimdi burayı alacağız. Buranın hemen ardından Kuyaz alacağız. Birazcık bu bölgede duracağız ve hemen ardından doğruca Batı cephesine. Hatta barış yaptırabilirsem en azından barışa da ikna etmeye bizim çocukları çalışacağım.
Zaten o barış gerçekleşirse Asera ile alakamız hiçbir şekilde kalmamış olacak. Bu arada Orks düşüyor. Bizimkiler Vere'yi aldı ama bir esprisi olmayacak. İlerleyişimiz, bu arada ben buraya, bu tarafa doğru orduyu çekince biraz durdu. Batıdaki hakimiyet bizim çocuklar kaybetti. Ha, kötü mü oldu? Bakıldığı zaman sürekli bir döngüye girmektense en azından bu şekilde ilerlemek daha mantıklı diyebilirim kendi adıma. Hani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama yani en azından olay şuna dönüyor. Bir nebze de olsun Aseray derdi ortadan kalkmış olacak. Bu da bir gerçek. Ordunun buraya gelmesine gerek kalmayacak. Gelecekler zaten burada pek bir şey yapamayacak. Aseray çökmeye tam gaz devam ederken biz de batıda dalgamızı geçe geçe hem Batanya'yla hem de Vilandia'yla göğüs göğüse çarpışacağız. Sonrasında da zaten onlar da bize pek bir kafa tutabileceğini hesaba katmazsak ufak ufak finale doğru ilerlemiş olacağız. Keşke şu Kuyaz'ı da alsak da buraya son noktayı koysak ama birazcık Kuyaz'a bizim çocuklar yanaşma derdinde değil. Hayır, vermem. Vermeyeceğim. Vermek istemiyorum arkadaşım. Lan adam buraya gelse sıkıştıydı ya. Keşke biraz daha devam etseydi o baskı. Şuna da vur. Tamam. Sen de kur onu. Ondan zaten önce kurulacak. Diyecektim, o senden önce kuruldu. Ha, problem mi değil. Hemen asker gönderelim. Ben biraz fazla bir kayıp oldu ama. Sağlık olsun. Ona yapılacak pek de bir şey yok. Şuradan hemen atları toplayalım. Buradan da yapılabileceklerin zaten hepsini yapmış vaziyetteyiz. Zindana gidelim. Tutsakları verelim. Hani bunlar da burada kalsın. Hiçbir şekilde içeriden kaçamasınlar. Tek bir hedef kaldı. O da Kuyaz. Kuyaz'a da ufaktan ilerleriz. Hacım sen de burada bir takıl. Git kendine ordu mu topla, ne yapıyorsan yap. Ama dikkatli ol. Sakata da gelme. Adamlar birazcık burada fazla. Ben şuradan hemen orduyu yanıma çekmeye çalışayım. Bunlar kabile üyesi. Şu yana da gideyim bir bakayım. Ulan Thais. Ulan Thais. Ulan Thais. Gelmediniz yanımıza. Ve işin en komik yanı da ne biliyor musunuz? Bu kadar lordu yanımıza çekmeye çalışırken, hepsiyle aramızı güzel yaparken, imparatorluktaki hiçbir neredeyse adamı yanımıza çekemedik ya. O çok garipsetti insanı ya. Cidden çok garipsedim o muhabbeti. Hani o kadar aramızın güzel olmasına rağmen herifler hiçbir şekilde yanaşmadı. Şimdi sen git. Sen git. Burada ne oldu? Bir şey olmadı. Ben bu orduyu dağıt demedim mi ya? Adamların son bölgesi. Ve hepsi burada. İçeride de 1400 kişi var. Mesafeden kim var kim yoksa toplayacağım. Artık Asera'yı ortadan çünkü kaldıralım. Fazla uzaktan da çağırmayacağım bu arada. Bunlar gelsin. Hem burada birazcık toplanma aşamasını gerçekleştirelim. Kaleye saldırabilmek için. Hem de rahat bir şekilde
gidelim şu şehri de alalım. Bu tehdidi de ortadan kaldıralım. Yani bunların hepsinin toplanması lazım. Onu da pek yapamazlar. Şekila. Şurayı bir temizleyelim arkadaşlar. Hemen orayı temizleyelim. Durduk yere başımıza iş çıkartmasınlar. Şuradan da şunları aldık mı? Tamam. Şuradan 4 askeri de yanımıza çekelim. Çekmeyelim. 2 tanesini yeterli oluyormuş. Lan gene mi savaş var orada? Enough. Vay arkadaş bu olaya bir son verelim ama ya. Lan ilerleyemiyorum da resmen ya. Şaka mı bu? Sana. Kardeşim, konuşmak istediğim bir şey var. Şunları bir al bakayım benden. Al, sen onları hallet. Ben şuraya hemen bir son artık çıkartmayı yapayım. Biz buraya baskıyı yerleştirelim. Onları birazcık açlıkla hazır bu hem mancılıklar hem trebüşeler kurulurken sınayalım. Orduya gelecek var mı? Şöyle bir bakıyorum. 4 kişi, 5 kişilik yer var. Onlar da gelir. Kılıksızım, al orası da senin olsun. Sen orayı bir türlü tutamıyorsun ama tutabilmek için en azından şansını dene. Bu arada Kuzey tekrardan barış derdine düştü. Bu arada o kadar ordu fazla olduğu için seri bir şekilde saldırı aletleri, ekipmanları kuruluyor ki hani yıkmalarına neredeyse fırsat da vermiyor. Garnizonda da 300 kişi var. Düz hesap 600 kişilik bir ordu bizi içeride savunmaya çalışacak. Arka tarafta herhangi bir aksiyon görünür de yok. Onun olmaması da iyi. Rahat bir şekilde burayı alırız. Aseray derdini bu bölümde ortadan kaldırırız. Ama gel gelelim. Yine ben çok fazla kişiyi yanımda tuttuğum için hayvan gibi nüfuz istiyor. Vallahi hayvan gibi nüfuz istiyor. Hadi trebüşelerin canlarına bak. Ay vursalar düşecek, vursalar düşecek de hepsi düştü. Ama hadi yani. Bu kadar da uğraşmaman lazım. Surlar kırıldı. 2 günlük yemekleri var. Mancılık sistemleri de çökmüş vaziyette. Bu arada garnizon 185'e düştü. Arka taraf rahat. Oranın kontrolünden yana herhangi bir sıkıntı, problem yok. Şu 5 kişiyi ben bir yanıma alayım. Bunlar bir 600 kişi kıvamına gelsin. Ya da gelmesin. Gerek yok. Boşuna nüfuzu bekletmektense. I give up. Aynen öyle. Siz bir gelin bana ya. Siz bir gelin. Siz de bir gelin. Şimdi. Aseray'ın kökünü böylelikle de kazımış olduk diyebiliriz. Diğer taraftan garnizonu yöneteceğim. Buraya askerleri vereceğim. Normalde ben bunları yapmıyorum biliyorsunuz da.
Yapmamdaki sebep şu, şimdi burada çok fazla bunların ordusu olduğu için hani bunu birazcık yapmak gerekiyor. Şuradan da bir tane Asera genci verelim. Tamam. Şimdi burayı alabilirler mi? 60 kişi var. Burada kaç kişi var? 116. Burası 266. 116. Herhangi bir problem olacağını sanmıyorum ama şimdi buradan birazcık orduyu şutlayacağım. Yani buranın tamamen temizliğini yapsınlar. Altmışın altında görebildiğimi göndereceğim. Tamam. Bunlar hem burada güvenlik yapsınlar bize, hem de biz yavaş yavaş artık şu batı cephesine bir ilerleyelim. Batıda durum ne alemde? Drapan'da bizimkiler almaya çalışıyor. Durimor almaya çalışıyor. Biz şu Batanya'nın Karbanşet'ini oynayalım ya. Biz oraya oynayalım. Kuyaz'ın sahibini belirleyelim. Kim bana verirler? Oha, yatana veriyorsunuz. Cidden mi lan? Vay be. Benim bunu yalnız götürmem oraya da bayağı zaman alacak. Burası kaç kişi? 188. Durumu tekrardan aldık. Şimdi bu bölgelerde nerelere saldırılar düzenleniyor? En mantıklısı Karbanşet. Yani. Şuranın hemen sahibini belirleyelim. Kılıksızım al. Ulan yemin ediyorum bıyıklarının rengi beyazladı. Ama gel gelelim. Orayı bir türlü tutmayı başaramadın ya. Vallahi bir türlü orayı tutmayı başaramadım. Helal olsun sana. Al. Ganim olsun. Bu da tek kişi. Koca klanda adam tek kişi. Çoluğa çocuğa karışma muhabbeti de yok. Yaşıyor. Vermiyorum. Tosi'yi, Mosi'yi vermiyorum size. Ben ne zaman inzivaya çekilirim, o zaman evlenebiliyorsanız evlenirsiniz. Ama o süre zarfında kimseyi ne veriyorum ne de ediyorum. Yalnız 2600 kişiyle geziyorum da şeytan diyor git içlerine sal or diyor. Vallahi şeytan bunu söylüyor. Git içlerine sal or diyor. Bir daha kafayı kaldırabiliyorlarsa kaldırsınlar. Bak gitti mesela veresi aldı. Sırf bu şehir sayesinde bunu yapabiliyorlar bu arada. Normalde yapabileceklerini, edebileceklerini sandığımdan değil. Ama onun sayesinde işte bunu yapmayı başarıyorlar. Keşke ben bu orduyu bu kadar getirtmek yerine selam canlarım, ne habersiniz? Keyifler nasıl? He? Adamların yanlarından yürüye yürüye gittik şehirlerine selam verdik. Dediğim gibi orduları normalde korkutucu değil. Ama o kadar fazla sayıları var ki o sayı çok büyük problem. Şimdi bir klanda ortalama 6 kişi olduğunu varsaysak 30 klanla düz hesap 180'e vurur. Haliyle de bu problem oluyor. Onun önüne de nasıl geçersin işte? Tamamen bölgelerini yok et, ortada gezsinler sinek gibi. Ama hiçbir şekilde barış da yapma. Gördüğün yerde saldır tepelerine çök. Saldır tepelerine çök. Şimdi kaleleri de kalmayacağı için şehir ve kaleleri düşmana sığınacaklar. Düşman bölgesinde bir şeyler yapmaya çalışacak. Yani bunu yapabilir yapamaz. Orası apayrı bir konu.
Ama yapamadığı sürece de faydalanamaz hiçbir şekilde. Gücü yetersiz kalır. Hani Sturge'yi nasıl Aseray bölgesinden denk getirdiysek muhabbette tamamen ona döner. 30 kişi orada kendi halinde idare etmeye çalışır. Ha bilmiyorlar. Ticaretle uğraşsalar aslında bunlar mümkün. Ama ticaret kafası yok adamlarda. Anca yakayım, yıkayım, dökeyim. Tabii o da olmayınca bizim işimize gelir. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Mesela bizim çocuklar esir alındı. Artık tek düz sefere de geçtiğimize göre kafamız da en azından rahat olacak. Bu saatten sonra yapılan bütün saldırılar tamamen batı. Şuraya da çökelim. Kontum, ne yapıyorsun canım benim? Ver şurayı bana, ver ver. Bunları istemiyorum. Hiddet sancağı falan zerre umurumda değil. Talan edin lan. Direkt talan edin. Şu garnizonu ben bir yöneteyim. Şuradan şunu vereyim. Abao. Burada kaç tane lord var? Burada kaç tane lord var çocuklar? Siz ne yaptınız ya? Atlı asker sayısı yemin ediyorum şeyden daha az. Lordlarda. Şimdi hemen şuradan hızlıca şunları da bir verelim. Maksat tekrar güçlerini toplayamasınlar. Ekstradan şöyle seviye olarak baksam şunları da vereyim. Şimdi bunlar benden gidecek. Al 455. Çocuklar. Siz burada bir dağılın. Hadi bakayım. Hadi aslanlarım benim. Hadi koçlarım benim. Dağılın, dağılın, dağılın. Gördüğünüze çökün. Gördüğünüze de çökün. Bunu da yapın yani. Es geçmeyin sakın. Ben şu orduyu bir geliştireyim. Bak 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 bak. Bak. Nasıl sinek gibi geziyorsunuz? Nasıl sinek gibi geziyorsunuz? Şimdi kim istiyor karı? Hayda, bana verdiler. Bana verdiler. Pek hoş olmadı bu. Kaç kişi var orada? 94 kişi. Şuraya ben bir ambargo uygulayayım. Garnizon 100 kişiymiş. Bunlar karban seti bana verdiler. İyi hoş güzel de. Aşağıda iki kale var. O iki kaleyi nasıl çözeceğiz? Oğlum buraya gelmeyin ya. Vallahi buraya gelmeyin. Hani gerek yok buraya gelmenize. Karban seti Vilandiyalılar alıyor. Vilandiyanın bunu yapabilecek gücü var mı ya? Buranın çok acil düşmesi gerekiyor. Çocuklar. Ne yapacağız? Dur bir dakika. Burayı bana vermezsiniz siz zaten. Buraya nasıl bir savaş gerçekleşiyor? Ya oğlum gene niye ilişkim azaldı? Lan adamlar geliyor benim yanıma.
Hadi savaşak diyorlar. Ondan sonra da vay efendim ilişkin azaldı. Gelme o zaman. Allah Allah, tiplere bak ya. Oy, bizim ordu var ya, akın akın ilerliyor, akın akın ilerliyor. Şimdi şu alt tarafta Batanya'nın bir tane bölgesi var. Bu bölge çok kritik bir yerde ya. Ben buradan bir şunları uzaklaştıracağım. Lan oğlum. Ya arkadaşım, savaş yapacağım ya. Benim o alttaki bölgeye el atmam lazım. Bunun sebebi de tamamen şundan kaynaklı. Şimdi biz bunları şu yukarıya sıkıştıralım ki burada çoğalmaya çalışmasınlar. Yalnız ben böyle önden gidiyorum da bunlar bir dönerse. Sakın. Bir an dedim, saldırdılar herhalde. Bizimkiler arkadan destekler mi desteklemez mi onu kestiremiyorum. Şimdi orayı yakaladılar. Güzel. Burada yakalandı. Onlar da gayet güzel. Esirler mesirler ne alemde? 32 bunlardan var. Karbansettiklerin hepsi herhalde Batanyalı. 131 tane esir var. Hemen şuraya kuşatmayı uygulayalım. Zaten 56 kişi varmış. O problem değil de. 131 tane esir ne ya? Hani dediğim gibi bunların burada, hani dedim ya ben çoğalmalarını istemiyorum. Gördüğünüz gibi mesela. Adam 100 kişiyle burada geziyor. Hani bizim ordu yakalanacağından değil ama bir bile verecek olsak o bizim için sıkıntı olur. Hani onun olmasını istemiyorum tamamen. Zaten bizimkiler deli gibi kovalıyor. Karbansete gene mi saldırı var ya? Ay Allah'ım, gene geldi dibime girdi. Ya oğlum. Ya dur bir ya. Allah Allah. Demirim. Bizim derdimiz farklı. Senin derdin farklı ya. Ben toprakları bütünleştirelim. Artık refah içinde yaşayalım. Öleceksek de öyle ölelim derdindeyim. Adam ille de kızı ver, ille de kızı ver. Vermiyorum lan. Vermiyorum arkadaş. Yok sana kızımız. Git başka birinin kızını al. Hadi şu suyu da yıkasak da devamını getirsek ya. Ha bu da geldi. Bu da geldi, manyak. Taran taran. Heh. Mutlu musunuz? Allah'ım, buna da aramız kötü oldu. Şimdi. Ben yukarıya baskıya devam ediyorum ya. Siz ne yapıyorsanız yapın. Vallahi ne yapıyorsanız yapın. Orayı mı toparlıyorsunuz? Farklı bir şeyler mi yapıyorsunuz? Hiçbir fikrim, bilgim, düşüncem, bir şeyim yok ama. Şuradan bir zindana gideceğim. Tutsak bağışlayamıyorum. Niye? Neden? Ne yapacağım ben 4 tane lordu? Şunlara vereyim bari. Gideyim bunlara vereyim, ne yapayım? I am. Ya ama dolsun, dur. Sana bir şey söyleyeceğim ya. Şunları alsana. Karban sete pasla. Hepsini oraya gönder. Şu kalenin sahibi fıçı olsun. Ama artık buranın da gücü bir olsun. Hani daha popoyu yeni döndük. Saldırı yapıyorlardı. Gerçi indirdiler.
Şimdi. Ulan oraya yetişebilir miyim ben? Heh, yakaladım. Sen ne düşünüyorsun hakkında? Hadi ya. Dedim bir ihtimal. Son bir şans sana vereyim de. Teşekküre gerek yok canım benim. Teşekküre hiç gerek yok. Oo. Öyle bir olay varsa ben bu saatten sonra şunları şutlarım. Şunları alırım. Şunu alırım. Ondan sonra bunları alırım. Bitti mi lan? Lan ben boşuna mı verdim o adamları? Bunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Harbi boşuna verdim ben ha. Yer varmış. Şunları al. Tamam. Zaten geliştirme için sürekli artık savaş atı lazım. Savaş atı o kadar alabileceğim şey bile yok. Yer bile yok. Oh bir tutsak daha geldi. Bu nereye gidiyor? Bak Tirbi Kalesi'ne gidiyor ya. Abi Robalt'ı düşür. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Sen niye Tirbi'ye gidiyorsun ya? Bu yukarı gidiyor. Biz de buraya gidelim. Var mı oraya giden? Sen nereye gidiyorsun abi? Bak bu da Tirbi'ye gidiyor. Çok embesilce ya. Cidden çok embesilce. Bu arada şöyle Allah'ın ittir ettiği yerlerde ben yanıma birazcık ordu çekeyim. Abi ben bunlara niye haraç ödüyorum? Oha 4700 hasar vermişler. Mesafe 12 gün. Abim siz ne yapıyorsunuz orada? Gelin yanıma. Gel 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 toplan 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 toplan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ben onlarla barış yapacağım. Hadi. Siz gelin bakayım. Ben şuraya bir çökeyim. Ben çökene kadar siz de bir gele durun. Adamlar ne yapıyor bizim 7 gün 15 gün muhabbetleri çekiyor ya. Ya şaka mısın abim? Sen yukarı gitmiyor muydun oğlum ya? Allah'ım beni gören geliyor, beni gören geliyor. Bu ne biçim bir iş? Abi git. Vallahi farklı bir yere git. Hani beni yanlış anlama. Senin istemediğimden etmediğimden değil. Gel destek ol ona eyvallah. Hiçbir lafım yok. Ama hani yana git. Sen oraya gidiyordun ya. Sen oraya gidiyorsun diye ben buraya geldim zaten. Kimle ben atladı? Najun atladı. Lan Najun. Ulan Najun. Al. Ne oldu? Tirbi'yi aldık. Yanındaki şehri ne yapacağınız? Hı? Yanındaki şehri ne yapacaklar? Yani çok ilginç ya. Lan 26 kişiyi de kovalamayın ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Vermiyorum. Şu an savaş dönemindeyiz. Kimseyi veremem. Savaşlar ne zaman biter? Bütün memlekete, dünyaya hakim olur. Ondan sonra ne yapıyorlarsa yapsınlar. Zerre umurumda değil. Ama savaş varken kimse kusura bakmasın. Gene kim ne oldu? Aliya. Aliya ben hamile kalıyorum. Vermeyeceğim seni ama olsun. En azından gelin sağlam olsun. Kısır mısır dedirtme kendini. Demesinler sonra kısır olduğu için evlenmiyor. Bu arada Batanyalılarla Vilandiyalar da savaşıyor artık.
Hadi kırın şuraya da göndereyim. Manyaklar. O kadar adamın içinden ben nasıl o kadar esir adam kaybediyorum, ben onu da anlamıyorum ya. ...38 tane yaralım var ha. Şimdi, aldın mı burayı? Almadın. Niye almadın abi? Ha? Niye almadın orayı? Kaleus'un sahibi, al hurunu. Al koçum benim. İlk göz ağrılarımdan bir tanesi Kuzeyitli. Kaleni almamıştın ama gelirken, neyse. Bak bak bak, nasıl kaleye gitmeye çalışıyorlar, nasıl kaleye gitmeye çalışıyorlar. Siz kaleye mi gideceksiniz? Ha? Eutus'uma bak, 9 kişiyle geziyor. Hop selam. Beyler alabiliyorsanız buyurun alın. Biz bu arada 3000 kişi olmuşuz. Tutsak sayısı ne oldu en son? 131'di. 103'e düşmüş. O kötü olmuş. Vur şu mancılığa. Zaten bir tane mancılık var. Güzel. Şimdi vur rahat rahat. Vur rahat rahat. Allah Allah. Yormayın adamı ya. Ulan imparatorlukla ne günler yaşıyorduk. Şimdi imparatorluğun bize yaptığını biz adamlara yapıyoruz ya. Ve bunu bütün cephelerden başararak geldik bu hale. Hey gidim hey be. Çok fazla sinir krizi geçirdiğim. Çok fazla... Delirdiğim, yeri geldiğimde Alt F4 çekip delete atmayı bile düşündüğüm bir seri oldu. İnkar etmeyeceğim. Ama bu noktaya bunun geliyor olması da bir savaşa baktı ya. Şaka gibi. Bir savaşla adamlar darma duman oldu. Bütün kozlar elimize geçti. İşin rengi ta bu noktaya geldi. Ve böylelikle de Batanya'nın herhalde sonu geldi. Evet. Şu an Batanya'nın herhangi bir şekilde bir olayı, durumu kalmamış vaziyette. Aseray ne yapıyor alt tarafta? Onlar da hiçbir şey yapamıyor. Ancak köy yağmalıyorlar. Yağmalayın oğlum, yağmalayın. Şimdi sen oraya bir gir. Hemen şuranın bir sahibini belirleyelim. Burucum al, orası da senin olsun. Şimdi yavaş yavaş gidelim Vilandia'nın da fişini çekelim ya. Artık kent kalesi yok. Kent kalesi yok. Bunların zaten yoktu. Bunların da yoktu. Sıra bunlarda. İki şehir, bir kale. Sonra final. Ordunun bir kısmını dağıtsam mı ki burada şunlara doğru? Lan oğlum 6 kişi var lan orada. Demir göbektim al. Ya aman dağılın. Dağılın 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 dağılın. Çökün beyler, gördüğünüzde çökün. Bak baba, bizim adama çöküyorlar. Bak. Yo, bizim adam bunlara çöktü. Siz ne yapıyorsunuz oğlum burada? Kale mi alacaksınız? Ha? Kale mi alacaksınız siz? Öyle bir kale yok artık. Gel ya, 19 tane. Ben hatta gireyim de şuraya adam bağışlayayım. Türden direkt şunları vereyim. Madem ilerliyoruz. Şuraya da gir. Geldim kanka, geldim. 40 kişi varmış zaten. Ver bunları da. Buraya gir tekrar. Zindana da adam vereceğim. Al. Al, bunlara da sahip çık. Çıkamıyor mu? Peki, çok fazla geldi adama ya. İyi, asker vereyim o zaman sana da. Tamam.
Kankam, seni de ödüllendirmek istiyorum. Dur lan dur, ödüllendireceğim, dur. Kankam bir dur, ödüllendirmek istiyorum dedim ya. Al bunları. Kafana göre takıl. Hadi görüşürüz, ben kaçıyorum. Oh, Rov 6'da kuşatıyoruz. Mis. Abooo. Çok kötü kovalıyorlar lan. Vallahi çok kötü kovalıyorlar. Yazık la. Şimdi Drop Hunt'ı da aldığımıza göre Rovalt ve Ostigan kaldı. Ostigan zaten en batı noktaları. Haliyle de oranın zaferi bize düşer. Gerçi ben tek başıma gideceğim. Bu manyaklar gelecek benimle birlikte. Lan köyünü bırak milletin. Milletin köyünü bırak. Siz gelin yanıma. Hatta gene ben uzaktan çağırayım ya. Ulan 7 gün ne ara gene oldu adam. Toplan. Şöyle ezici bir zaferle. Nüfuzumun yettiği kadarıyla. Lan. Girelim. Finale son noktayı koyalım. Yeter bu kadar ya. Daha da normalde toplarım da. Tıklamaktan yoruldum. Yanlış anlamayın. Vallahi tıklamaktan yoruldum. Gel. Çekinme gel. 51 günlük yemeğim var. İnşallah bu orduya yeter. Daha doğrusu gelecek orduya yeter. Kaç olacağız çok merak ediyorum ya. En son 4500'lük bir ordu toplamıştım. Aseray tarafında. Hani şimdi kaç olacak merak konusu. Ay bunu kırdılar galiba ya. Ya da kır şunu. Sen gel. Sen kırılma. 3000 oldu. Hala gelecekler var. Bu arada demin bir şey yazdı. Bilmem ne bir şey. Ama anlamadım. Umursamadım. Abo, daha ordunun yarısı bile gelmedi lan yanımıza. Ben mi atladım seviye? Tüh, ben atlamamışım. 3700. 800. 4000. Yalnız 4000 kişiyle de 360 kişiyle de dalınmaz ya. Biraz ayıp mı olacak mı? Hadi beyler gelin diye bekliyorum ha. Ya da şöyle bir şey yapacağım. Dur. Şöyle bir şey yapacağım. Hani zaten oyun şu an bitti. İşin aslı bu tamamen goy goya döndü. Bu hale geleceği de belliydi zaten. Hani diyordum ya ben, Aseray bizim kritik noktamız. Orası bizi bozuyor. Oranın devamını getirdik. Bir gerisi kolay hesabı. Ki öyle de oldu. Orduyu aldık. Hepsini bir anda batı cephesine yerleştirdik. İşin rengi, şekli, şemali tamamen değişti. Ezici bir şekilde. Bakın hem Aseray, hem Vlandia, hem Batanya aynı anda bittiler. Çocuklar, direkt hücum edin. Bakın keyfimize. Hani ister tribüşeyle bir şeyler atın, ister kulelere gidin, taşlara devirin. Kafanıza göre ya. Vallahi kafanıza göre. Lan biz surları yıkmadık mıydı? Biz surları yıkmamışız. Lan surları niye yıkmadık biz? O ne lan? Sen ne yapıyorsun oğlum? Ne attın lan? Mancılı falan var mı o iş? Ben onu görmemiştim. Daha doğrusu umursamamıştım. Hop. Hadi sana da.
Kanka kafana iyi bak, görünüyor. Demiştim. Seni nasıl vuramadım? Heh. Gençler, siz kapıya mı vurmaya çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok ilginç. Bu arada şurada adam madam var da. Çok da sallamıyorum işin aslında. Lan. Beyler kafaya dikkat, taş atıyorlar. Benden demez. Ya şu arkadaşların muhabbeti birazcık sıkıntı ya. Hala getiremediniz bunu onu. O da güzel. Ama hadi. Al bakalım. Adam öldü. O gölge bana çok yaklaştı. Üzerime gelmiyorsunuz değil mi lan? Tam ben çekildim ya, gel. Bizimkiler de şu kapıyı kırsaydı en azından. Bir esprisi olurdu. Oh, ordu geliyor. Yalnız ne taş attılar ha. Helal olsun lan adamlara. Yarın yokmuş gibi savunuyorlar. Cidden yarın yokmuş gibi savunuyorlar. Sen ne yapıyorsun lan orada? Tüküren bu millete. Düşür kafasına kapıyı. Düşür, kapağı düşür. Kırdık kapıyı mı? Vallahi kırdık. Gir içeri. Gir. Bu ne? Bu ne lan böyle? Ne yapıyorsun lan? Ha? Ne yapıyorsun orada? Öldün, çık. Şu attan in ya. Beyler bir kapıyı açsanıza ya. Bir şey söyleyeceğim. Yani bizimkiler sağa sola gidene kadar en azından. Hani burayı hemen hızlıca halledelim. Biri bana vuruyor. Ne oluyor, oluyor? Şşş, hayırdır? Allah Allah. Biri bana çalışıyor ama anlamadım git. Lan! Oğlum bir durun ya, şu kapıyı kırayım bari. Hadi görüşürüz, bu çocuk kaçar. Bay bay. Beyler ben kapıyı kırdım. Ama siz merdiven kullanmayı tercih ediyorsunuz. E peki. Ben de o zaman insan gibi merdiven kullanırım. Sonuçta ben hayvanım kapıyı kırdığım için, siz de haklısınız. Bu arada iki merdiven var, birini siz kullanın, birini ben. Hatta üç merdiven var. Oğlum çıksanıza yukarı, siz ne yapıyorsunuz aşağıda? Yalnız 300 kişiye biz nasıl 31 kayıp verdik? O da geldi. Aa, bitch dedi. Vallahi bitch dedi. La benim okum bitmiş. Neyse. Ana. Aşağı düşüyordum. Burada ne oluyor? Oğlum çok büyükmüş lan bu şehir. Bizim ordu daha gelemedi bile. Beyler hadi. Hadi. Davetiye mi bekliyorsunuz? Oğlum kapıdan gelin, oradan gelin, buradan gelin. Vallahi intihar ederim ha. Atarım kendimi aşağı. Hadi gelin. Hadi lan. E bekleyin bari, tutun beni ya. Bekleyin, tutun beni. Hatta siz tutun beni. Seyircilerin üstüne atlayan popstar gibi hareket yapacağım şimdi onlara. Ne yapayım? Başka yapılabilecek bir şey kalmadı.
Hazır mısınız? Geliyorum ha. Lan dur, burayı çok yükseltmiş. Ama buradan olmaz ki ya. Ulan şaka yapacaktım da. Siz gelmezseniz böyle olur. Bu işler böyle. Çıkacaklar yukarı. Oh be, 2000 yağları eridi ha. 2000 yağları eridi. Ya asker gönder işte, tamam bitti. Allah Allah. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Talan direkt talan edin. Siz direkt talan edin. Çünkü hala Revolt düşmedi mi ya? Ben bir şey deneyeceğim. Şimdi bizim bunlar alırlar herhalde diye tahmin ediyorum. Şu bütünle bir bas. Yanıma bütün boşta gördüğüm herkesi çağıracağım. Ordunun total gücü bizim kaç olabiliyormuş böyle? Hani diğer taraftan askerleri de hesaba katarsak. Sırf bunu merak ettiğim için yapıyorum. Yani şu an hani yapacak bir şey kalmadı işin aslı. Başka da görünür de yok. Burada beklerken bakacağım. Hani 6000'e falan çıkabiliyor muyuz? Oha. Oğlum iki adam alıyorum, hemen doluyor lan. Acaba 6000 bandına falan çıkabiliyor muyuz? Çıkar diye tahmin ediyorum çünkü 5 sayfa. Bu arada Rovaltı da aldık. Hayırlı olsun çocuklar. Vatana, millete hayırlı olsun. O da benim olsun. Güzel. Burası kimin olacak? Orada benim olsun lan. He? Orada benim olsun mu? Gel 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 gel. Toplan. Ne oluyor lan? Lan Moritos musun, nesin? Ben dünyaya hakim olmuşum. Allah dur. Ordu da alıyor. Abo. Gelin. Hep yüğünüz gelin. Benim buna nüfuzum yetmeyecek ama olsun. Sırf merakımdan bunu deneyeceğim. Daha alabileceklerim de var normalde de. 7000. Evet. 7500. Yok mu arttıran? 7700. Beyler biraz seri gelin lan. Vallahi dağılacaklar. Hadi lan. Oğlum 70 istiyor. 9000. 10.000'i göreyim ben fitim. 10.000. Oh, 10.500. Oğlum nüfus bitti. Yapma be. 11.000 olur mu lan? Olmayacak galiba. Dağılt. 10.000 neredeyse 9. 11.000 hatta 12.000 falan bile olabilir. Yani abartmamak gerekirse 12.000'e kadar da gidebilirdi. Şimdi artık oyun tamamen arkadaşlar bitti. Hani Ostigan da benim olsun. Tamam, orada da benim olsun. Sizin canınızı yerim ya. Benim olsun, o hiç problem değil de. Şöyle diplomasiye baktığımız zaman Aseray'ın 48 tane tutsa lordu bizde. Batanya 130 tutsak bizde. Kuzey 22 tutsak, 35 tutsak Sturgia, Vilandia'da da 58. Ne şekilleri var, ne kaleleri var, ne de yapabilecek bir güçleri. Artık bütün memlekete hakim olmuş vaziyetteyiz. Yani şehrinden kalesine.
Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine bütün her yer tamamen bu saatten sonra bizim. Haliyle de finali yapmış bulunmaktayız. Yalan söylemeyeceğim. Çok sinirlendim. Çok sinir krizi geçirdim ve 6F4 çekmeyi bile düşündüğüm zamanlar oldu. Olmadı desem yalan söylemiş olurum. Özellikle bu imparatorluğun birleşmesi ve bir anda tek bir klan altında toplanmaları, para kasacağım derken benim bölgemin bir anda resmen ortadan kayboluyor olması, yetmiyormuş gibi Tiel'e kadar dayanıp Uriskala bölgesinden savunup ve Uriskala'da öyle bir savaş verip bir anda imparatorluğun kökünü kazımak, felaket derecede değişken bir olay oldu. Yani Uriskala'ya kadar geldiler ve burada bir hata, bir savaş kaderi, işin rengini, şeklini, şemalini değiştirdi. Devamında da zaten bütün topraklara hakim olmayı başardık. Ne demiştim ben? O Ünkit'i, kelleyi alacağım demiştim. Bunu da aldım. İçim rahat. Huzurla, mutlulukla artık uyuyabilirim. Vallahi uyuyabilirim. Ha, diğer taraftan şu da var. Merak ettiklerinizden belki bir tanesidir. Şimdi klan sayısı olarak zaten uçuk bir seviyedeydik. Oyunu da 62 klanla kapattık. Onun dışında ooo 1100 görünüyor. Peki. Şey pardon, 1100 diyorum, 11.000 görünüyor. 11.000 iyiymiş, iyiymiş. Diğer taraftan şunu söyleyecektim ben. Şimdi oyunu 47 yaşında tamamlıyoruz. 47 yaşına kadar edindiğimiz düşmanlar filan oldu ama iki tane kızımız oldu. İki tane de erkek kardeş, bir tane de kız kardeşimiz vardı. Kız kardeşle erkek kardeşin, yani Fatih'in ve Aliye'nin ben sonradan olaya dahil olduğunu ta Aseray döneminde öğrenmem biraz kötü oldu ama hiç problem değil, sıkıntı değil. Onlar ergenliğe erişmiş, büyümüş. Biz bayağı bir geç farkına vardık. Melacığım, o da 47 yaşına geldi benimle birlikte. Yıllarca birbirimizi göremedik. Ben savaştan savaşa, cepheden cepheye koştum. O da kendi halinde Tiel'de valilik yaptı. Diğer taraftan stat pointleri de tamamen bu şekilde sonlandı. Cazibe 288, liderlik 288, vekil 285, hekimlik 280, mühendislik 241. Ya mühendisliği aslında bir tık daha arttırabilirdim. Hani onu da alabilirdik aslında ama alsak da olur, almasak da kafasına döndü. Ticaret zaten 125'te hedef ve 125'i de yaptık. Rahat rahat sonrasında zaten ticarete bile gerek duymadan gelişimimizi sağladık. Artık Mountain Blade'den benden bu kadar. Bir sonraki serisi olursa farklı bir mod üzerinden olur. Yani tekrardan bu aynı oyunu oynamam. Farklı bir mod yaparız ama onun öncesinde oynamak istediğim ve sizlere göstermek istediğim farklı bazı oyunlar olacak. Bunu belirteyim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Yani bir adam öldürdük diye düzenboz olduk ama oyunun genelinde merhametli ve çıkarcı olduk. Yani bu da bir gerçek. Kendinize iyi bakın. Yorum ve önerilerinizi, düşüncelerinizi seri hakkında genel olarak belirtirseniz çok memnun olurum. En azından mod oynayacağımız zaman o modda onları elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Hoşçakalın diyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Mountain Blade'e böylelikle veda ediyorum.